Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sizin dünya çapındaki bu buluşunuz için elimden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırım. Sözleriniz bana kuvvet veriyor. Bulduğum bu Tangite madeni öyle sanıyorum ki bütün dünyaya yeni bir çehre verecektir. Profesör, size bir müjde vermek istiyorum. Amerikalı bir ilim adamı sizin bu buluşunuzla çok yakından ilgilenmiş. Benimle temasa geçti. Bugün veya yarın burada olabilir. Buna çok sevindim. Merhaba babacığım. Merhaba yavrum. Nasılsınız Yılmaz Bey? Mersi kızım, cümleye selam. Söyleyin bakalım, Tekin nerede? Nerede olacak her zamanki yerinde? Biliyorsunuz Yılmaz Bey... Bugün gene maskaralın üzerinde bitik. Söyle bakalım, bugün gene ne maskaralıkların var? Hop! En büyük numaram domatesli, bol yumurtalı melemen. Baba, müsaadenizle biz Tekin'i bulmaya gideceğiz. Peki yavrum, peki kızım. Başlıyor. Müsaadenizle. Buyurun. Gençler iyi anlaşıyor. Evet. Profesör, bugün sizin Ankara'ya gitmeniz lazım. Niçin? Biliyorsunuz, vekaletten tescil vesikası almanız icap ediyor. Doğru tabii. Hemen hareket edebilirim. Açılın, açılın şöyle! Alın diyorum size! Kimin nesi? Kim vurmuş? Gören falan var mı? Hayır efendim, hiç kimse bir şey bilmiyor. Bu adam benimle buluşmak için Amerika'dan geliyordu. Sizinle buluşacağından bir başkasının da haberi vardı demek. Peki... Peki ama kim olabilir? Bilmiyorum baba. Fakat çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bak oğlum, bir zamanlar Adil adında bir arkadaşım vardı. Ona Bakırbaş diyorlardı. Bu adı ben de duydum. Hakkın ve adaletin yanındaydı. Kötüleri yok etmeyi kendisine bir vazife sayardı. İşte o anlarda da bu maskeyi takar, işaret olarak da bu yılanı bırakırdı. Silah taşımaz, işini yumruklarıyla bitirirdi. Çok enteresan bir adammış. Dinle oğlum. Sana yıllardır söyleyemediğim bir sırrı açıklamak istiyorum. Tekin yavrum, şu ana kadar beni baba olarak bildin, halbuki senin baban ben değilim. Nasıl? Anlayamadım. Evet. Senin asıl baban Bakırbaş'tı. Öldürüldüğünde yanındaydım. Seni de bana emanet etti. Babam öldürüldü demek. Onu Doktor Şeytan isminde habis ruhlu bir adam öldürdü. Artık ne yapacağını kendin bilirsin. Adaletin yolundan ayrılma oğlum. Güle güle Bay Tekin. Kimse mesul değildir. Katil Doktor Şeytandır. Mirasımı olduğu gibi oğlum Tekin'e bırakıyorum. Girin. Ne istiyorsunuz? Sizinle tam bu saatte randevum var. Gönül! Gönül! Gönül, cevap ver!
Ne hakkında görüşmek istiyorsunuz? Son defa ikaz edilmiştin. Ölüme hazırlan. Doktor Şeytan. Doktor Şeytan. Doktor Şeytan. Öyle katil arayır. Niçin öldürdüm onu? Ne olursun yapma, yapma söyleyeceğim her şeyi. Dur! Konuşturmasını biliyorum. Konuş! Namussuz katil, neden? Niçin öldürdün babamı? Cevap ver, neden? Anlatıyorum. Dur, yapma. Her şeyi anlatacağım. Yapma ne olursun. Mecburdum babanı öldürmeye. Ben onu öldürmesem, o beni öldürecekti. Namussuz katil. Dur, ne olur, her şeyi anlatacağım. Mecburdum babanı öldürmeye. Ben onu öldürmesem, o beni öldürür. Buna ne dersin? Tamam, ben öldürdüm. Çok üzgünüm Tekin. Başınız sağ olsun abi. Bu Doktor Şeytan kimdir? Bilmiyorum, kimse de bilmiyor. Doktor Şeytan işte, bu kontrol aletiyle emirleri verir. Peki, Yılmaz Bey'den sonra sıra kimde? Profesör Doğan'da. Babam bu! Ondan ne istiyor? Doktor, profesörün keşfini çalacak. Ben bunu vücudumdan çıkardığım an, Doktor Şeytan derhal beni öldürür. Buna hiç kimse mani olamaz. Zaten profesörün de hayatı tehlikede. Onu kurtaracak hiçbir kuvvet olamaz. Bütün bildiklerini söyle. Bütün bildiğim bu. Çok konuştun artık, öleceksin. Hayır, hayır Doktor Şeytan! Hayır yapma! Bu olayla seni ve Bitiği görevlendiriyorum. Teşekkür ederim. Ben de ederim. Hadi bakalım, kaybedecek vaktimiz yok. Şansınız açık olsun. Hadi Bitik, iş başına. Önce profesörün kompartıman numarasını öğrenelim. Daha önce ben Sherlock Holmes kıyafetimi giymeliyim ki ilhamım gelsin. Şipşak öğreniriz. Babama ve kendine dikkat et, Emi Tekin. Hadi. Olmuş Bitik, işe giriştik. Bitik. Şu önümüzdekilerini kışla bakalım. Kışlayın, kışlayın bakayım, biz geliyoruz. Çabuk, çabuk! Buna neden lüzum görüldü? Bilmiyorum efendim. Gidince sebebini sorarsınız. Evet, sorarız. İçmem sizi rahatsız etmez değil mi? Yok canım, içebilirsiniz. Her şey hazır efendim. Güzel. Öyleyse harekete geçebiliriz. Gaza hazırlayın. Şu pencereyi kapatsak iyi olacak. Şimdi kapatırım profesör. Çok teşekkür ederim. Bu koku ne böyle? Tamam.
Şimdi maskeleri takın. Şu köprüye geldik mi? İşte tamam. Çoğu gitti, azı kaldı bitik. Bagaja gelip çantayı alın. Planlar bagajda olmalı. İşi hallettik çocuklar. Biri geldi. Doğrultun şunu, doğrultun! Profesör! Profesör! Kimsiniz? Girebilir miyim? Bir şey mi istediniz? Profesör Doğan neredeler acaba? Buyurun. Ben de tehlikede zannediyordum kendilerini. Yo, işte görüyorsunuz, uyuyor. Siz Doğan Bey'in profesör arkadaşısınız, değil mi? Evet. Buyurmaz mısınız? Oturun. Profesörü, ben doktor şeytan. Bu tabanca sessizdir, ufak zehirli bir iğne atar. Çabuk bagajdan profesörün evrakını alın. Hadi. Ben trenden atlayacağım. Çabuk gelin. Sen beynine kurşunu yersin. Bu makbuza ait çanta nerede? Hadi konuş, yoksa gebertirim. Konuş diyorum sana! Konuş! Şurada! Sallanma, çantayı al. Çantayı alıp, bu yılanı yanıma bırakmış. Bu, Bakırbaş'ın ölüm işareti. Profesörün planlarının muhakkak elinde olması lazım. Profesörün evini daimi olarak kontrol altında tutun. Emredersiniz. Tekin, başınıza bir şey gelmesinden korktum, geç kaldınız. Merak ettik. Evraklar ne oldu? Maalesef şimdilik hepsini kaybettik. Çok yazık. Tanıştırayım, sekreterim Ayla Hanım. Teşekkür ederim, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben de Sherlock Holmes'i bitik. Sherlock Holmes mi? Müsaadenizle.
Evrak çantamın çalınması bize pahalıya mal olabilir. Bu doktor şeytan canavarın biridir. Baba, ne istiyor bizden? Bütün bu insanlardan ne istiyor? İhtiras kızım, ihtiras! Profesör, çantanız efendim. Biraz evvel bir adam getirmiş. Bu zarfı da verdi efendim, size aitmiş. Muhterem efendim! Keşfiniz memleket için iftihar vesilesidir. Yüksek kademe bu keşfinizde hassasiyetle duruyor. Bir sabotaj yapamazlar mı? Bütün tedbirlerimi aldım. Kontrol lambası uçağın kalkmasına bir dakika kala yerine monte edilecek. Doğrusu yer olsa ben de binmek isterdim uçağa. Uçakta hiç kimse bulunmayacak. Bana öyle geliyor ki muhakkak biri bu uçakta bulunacak. Bu aletten kimsenin haberi yok. Bizim bitik Holmes de vazifeli memurun başında olacak. Ayla, makine hazır mı kızım? Evet efendim. Güzel. Müsaadenizle, benim biraz işim var da. Anlaşıldı Bitik. Haber geldi babacığım, her şey hazırmış. Güzel. Uçağı görebilmemiz için aletin iyice kızması lazım. Şimdi uçağı havalandıralım. Gördüğünüz gibi uçağa istediğim hareketi verebilmekteyim. Mesela şimdi uçağa pike yaptıracağım. Şimdi de şu barakaları bombalayalım. Bu kontrol aletinin çok emin bir yerde saklanması lazım. Nasıl, beğendiniz mi albayım? Fevkalade. İcadınızla düşmanların harp planları alt üst olacaktır. Tebrik ederim sizi Profesör Doğan Bey. Hükümet sizin bu icadınızı satın alacaktır. Çok teşekkür ederim. Ben sadece vatanıma hizmet etmeyi düşünüyorum. İkinci bir uçak geliyor. Uçağı ele geçirmek istiyorlar. Lambayı alırlarsa mahvoluruz. Allah kahretsin. Lambayı söktü. Doktor şeytanın marifeti. Kolay gelsin Afaf. Bakırbaş! Kontrol lambasını söktüler. Bu muhakkak bakırbaştır. Onu ortadan kaldırmalıyız. Palyaço işimize yarar. Janko, anlıyorsun değil mi? Anlaşıldı. Şimdi sana en güzel şiirlerinden birini okuyacağım. Konuş duyayım tatlı dilini, sarılıp da tutsam ince belini. Çıkarırsam şapkamı, görürsün bitiğin kelini. Aa, canım benim! Ablacığım, bana ne zaman yüz vereceksin? Balık kavağı çıktıktan sonra. Balık kavağı çıkınca ben ağaca çıkarım. Şimdi de ne varım? Ah!
Domates salça, ah bu ne biçim kalça? Bastır Ankara gücü. Oh, merhaba. Derhal iğne yapacağız. Ne iğnesi? Ben bütün aşılarımı oldum. Kapa seneni. Bir tek aşım kaldı, o da seks aşısı. Sakın, savunur mu? Hepinizi pinç gibi görüyorum, pinç. Gel benim Sofya Loren'im. Gel benim Bridget Bardot'um. Bırakın bu palyaçoyu. Makineyi hazırla Jilet. Bakırbaş sayesinde her şeyi hallettik. Evet kızım. Bakır. Ne oldu Bitik? Baston yutmuş gibi dimdik olmuşsun. Cevap versene. Onun bir şeyi yok. Arkadaşınız kontrolüm altındadır. Onu sizi alıp getirmesi için gönderdim. Doktor Şeytan! Canlı bir bomba gibidir. İstediğim an patlatabilirim onu. Bana itaat etmeye mecbursunuz. Bu bir cinayettir. Beni korkutamazsın. Arkadaşınızın hayatı elimin altında. Katil! İtaat edin! Onun önünde durun ki sizi daima göreyim. Önünden ayrılmayın profesör. Bir çılgınlık yapayım demeyin. Peki, dediğin olsun. Sen kazandın Doktor Şeytan. Peki. Şimdi beni iyi dinle. Bütün evrakını yanına al ve dışarıya yürü. Ne oldu profesör? Hiç, hiçbir şey yok. Söylediklerinizi yapacağım. Pekala, çabuk olun. Çok kritik durum müdür bey. Muhakkak şehir cereyanını kesmemiz lazım. Bu imkansız. Bütün işler durur, felaket olur. Felaket plan ve profesör doktorun eline geçerse o zaman olur. Peki. Elektrik idaresiyle temas edeceğim. Sen telefondan ayrılma. Cebindeyim. Hadi doktor sallanma. Peki peki. Şimdi. Çabuk olun dedim. Notlarımı ve formüllerimi de alayım. İşte, tamam, onları da aldım. Otuz saniye kesilecek bir buçukta, peki. Çabuk tut, onun önünde yürü! Müsaade et de ceketimi giyeyim Doktor Şeytan! Biraz daha çabuk, yalnız seni istiyorum! Kızını yan odaya kilitle! Hadi durma, yürü! Ne diyorsa onu yap baba! Onun önünde yürü profesör. Bana bak profesör, bir numara yapayım deme. Durma yürü. Merak etme Doktor Şeytan, emirlerine harfiyen itaat edeceğim.
Profesör, arkana bakıp durma! Peki. Niye etrafına bakınıyorsun? Bir emriniz var mı diye baktım. Şimdi size gösteririm. Şehir elektriği kesildi. Bu işte bir iş var. Ne yapıyorsun Tekin? Her an patlayabilir. Ceryanlar kesildi. Haledi çıkaralım hemen. Tehlikeli bir iş bu. 30 saniye vaktimiz var. Ucuz kurtulduk. Evet profesör. Daha kurtulmadınız profesör. Gelin benimle. Çantayı alın profesör. Tekin abi, ne oldu ya? Niye yatıyorsun? Ölü uykusuna mı yattın? Bir şey yok ya! Kaçırmayalım! Boş ver, güldüler abi! Yürü! Tekin abi! Şimdi ne yapacağız? Sen kolunun altındaki profesöre çalışan dikkat et! Ben de geleyim abi, kambersiz düğün olur mu? Ne diyorsam onu yap! Güle güle abi, bütün kalbi seninle! Sesini çıkarma. Allah Allah, vurmadan benzin eksiliyor. Ha? Galiba benzin deposu delinmiş. İlk benzinciye gir. Tamam abi. Buyur abi, emriniz. Benzin koy arabaya. Deponuz delinmiş, görmediniz mi? Sen öyle her şeye burnunu sokmasan daha iyi edersin. Çabuk! Durmayın, şu tankere atlayalım. Onun içindekiler nerede? Kaçmışlar. Şurada tanker vardı, alıp kaçmışlar. Thank you.
Herifçioğlu kene gibi yapıştı. Gene arkamızda. Yükümüz de ağır, yakalayacak bizi. Madem ki yükümüz ağır, boşalt yola. Hadi. Tamamdır işi. Adam kaçırmanın cezası büyüktür. Fazla konuşma! Ben Halil, profesörü getirdik efendim. Aferin, geliyorum şimdi. Peki şef. Biz gidiyoruz. Sen buna göz kulak ol. Hadi. Bana bak. Sen bu işler için doktordan kaç para alıyorsan, ben sana 10 mislini veririm. Bu benim üzerimde oldukça ben hiçbir şey yapamam. Çıkartamaz mısın? Çıkartırsam ölüm bombası beni yok eder. Ben seni ondan kurtarırsam, ben de o zaman sizin istediğinizi yaparım. Hemen işe başlayalım. Sağ ol profesör. Evvela şu lastiğe bas, şimdi sana cereyan falan çarpamaz. Şunu takalım şuraya. Ceketini çıkart. Olur. Tamam, aleti çıkartabilirsin. Ol profesör. Eyvah! Doktor Şeytan geliyor. Ne yapacağız şimdi? Korkmayın, ben idare ederim. Hoş geldiniz profesör. Hoş bulmadık doktor. Ne istiyorsunuz? Sizinle meslektaş olmak. Baş başa konuşmayı tercih ederim. Kıpırdama doktor! Artık senden emir almayacağım. Anladım. Demek onu siz kurtardınız. Çok bilgilisiniz profesör. Çek elini masadan! Bilginize hayran kaldım profesör. Çok işime yarayacaksınız. Fazla konuştum doktor. Siz de iyi biliyorsunuz ki bu odadan kimse sağ çıkamaz. Çok bol keseden attım doktor. Artık cinayetlerine alet olmayacağım. Bize bir kötülük yapabileceğini sanıyorsan aldanıyorsun doktor. Buradan kaçıp kurtulamazsınız. Götürün şu leşi! Gel şöyle! Şimdi iki alim gibi konuşalım, robotumu beğendiniz mi? Bir canavar bu! Üzerinde çalışınca beğeneceksiniz! Ben mi çalışacağım? Evet!
Ben bu robotu kısa mesafeler için kullanıyorum. Fakat senin icadınla binlerce robotu dünyanın her tarafına gönderebileceğim. Böylece dünyanın en kuvvetli adamı ben olacağım. Çok bol keseden attın doktor. Cinayetlerine alet olmayacağım. Demek alet olmayacaksın ha? Tutun şunun kollarını! Bırakın beni! Bırakın beni! Ne oluyor sana Bitik? Ne olacak? Yandım, harap oldum, karardım, harap oldum. İğne ipliğe döndüm. Evimizin önü direk. Söylemeye ister yürek. Canım ister... Ne ister? Börek. Al bakalım. Kımıldamayın, nalları dikersiniz. Nalla abi! Sus lan, kalk! Profesörün kullandığı tandayt madenini almaya geldik. Ben nerede olduğunu bilmiyorum. Kes taşı bebek! Kasanın şifresi dahil her şeyi biliyoruz. Sen kasanın yerini söyle, yoksa duman ederim ha! Madem her şeyi biliyorsun, niye bize soruyorsun? Evet, söyle! Ben sana eşi kız yaptım mı? Söyle, nerede? Kasa aşağıda. İnin, tangaytı bana getirin. Ben burada kalıp etrafı kollayacağım. Yapma! Orada! Yapma, gıdıklanıyorum! Hadi! Yürü! Ne içiyorsun? Nerede? Hadi göster! Anahtar nerede? Uçlan bakalım! Çek şunu, şeytan doldurur! Bu iş tamam! Temizleyecek miyiz? Bırakın beni, ölmek istemiyorum, bırakın! Çek şu tabancayı, çıkar benim! Yere, yere! Sen peki abi, vur bakayım! Atıyorum yardımlar! Dur lan! Hüseyin abi, yapıştırma! Aslan be! Dum! Kimse kımıldamasın! Seninle sık sık karşılaşmaya başladık delikanlı! Ver şu tangaytı! Ver diyorum! Çenermişti be! Dur bir dakika!
Ben her çaldım, elim cirahat bitti, dur! Tekin abiyi dikiyorlar beni be! Yardım et! Dur! Al bunu doktor şeytana götür. Beni de odaya kilitle. Profesör ve Tekin huylanmasınlar. Anlaşıldı. Çabuk söyleyelim! Hadi, çabuk olun! Tekin abi! Tekin abi, kalk! Uyumana sırası mı şimdi? Kapıyı açın! Kapıyı! Açın kapıyı! Ay! Profesörün kızı bu. Evet, işimize yarayabilir. Sen git arabanın lastiğini söndür, bizi keşfetmesinler. Bırakın beni! İşin fenası, sevgiyi de kaçırdılar. Sevgi mi? Yetişmek için başka bir vasıta da yok. Tekin bey, bana müsaade. Hadi, yürü! Yürü! Getirdik doktor. Ver bakayım. Güzel. Baba! Babacığım! Babacığım! Kızım, evladım, yavrum! Eğer kızıma bir kötülük yaparsanız bana hiçbir şey yaptıramazsınız! Benim karar verip de yaptıramayacağım hiçbir şey yoktur! Gel bakayım! Bırak kızımı! Güzel piliçmişsin! Dokunma bana! Sertlikten hoşlanmam! Daha seninle görülecek çok işimiz var! Ona elini sürme dedim sana! Üzülmeyin profesör, ona gereken ihtimam gösterilecektir. Şimdilik müsaadenizle. Hadi, gidiyoruz. Babacığım, hemen telefon edelim. Onları yalnız mı bırakacağız, doktor şeytan? Sersem, ben ne yaptığımı bilirim. Alo? Sevgi, sen misin? Neredesin şimdi? Alo, alo! Kapattılar baba! Demek oyunmuş, anlaşıldı. Ben doktor şeytan! İkisinin de hayatta kalmasını istiyorsan, polise hiçbir şey söylemeyeceksin. Polise haber verme şansını da kaybettik. Sevgi'yi babasına karşı koz olarak kullanacaklar. Böylece kontrol lambasını zorla yaptıracaklar. Hay çok yaşa abi! Şimdi ben de aynı şeyi söyleyecektim. Ama bu işe zaman ister. Doktorun yerini bulmamız lazım. Kızı götürüp depoya kapatın.
Saati de 4'e ayarlayın. Nasıl olsa Bakırbaş gelip onu kurtarmaya çalışacaktır. Hadi gidin şimdi. Peki şef. Baba, babacığım! Kızım, yavrum! Bırakın kızımı katiller! Şimdi beni dinle profesör. Benimle hiçbir zaman aşı katılmayacağını öğrenmelisin. Aziz meslektaşım! Afiye bitik, işelde keklik. Abi be, bu profesörün hususi dalgalı bir radyosu var. Fırsatını bulursa bizi arar. Hadi bakalım, sen iş başına. Hop dedik, masa başına yerleştik. Kulaklığı takalım, işimize bakalım. Abi be, haber veriyor. Kafanı çalıştır bu ıslık sesi. Karakaş gözlerin elması çalıyor. Bu profesörün en sevdiği şarkıdır. Ne? Paralı olmasın sakın. Soytarılığın sırası değil bitik. Abi vallahi paralı bu. Hı? Yaşa be bitik, tamam. Çalışmalarınız nasıl gidiyor profesör? Uğraşıyorum doktor. Sizi sekreterimle tanıştırayım. Nasılsınız profesör? Ayla, sen... Demek bunlarla çalışıyordun. Şaştınız galiba profesör. Kadın sesi! Bu kadın... değil. İpucunu ele geçirdi. Ben şuna ailede gitsin be. Bu kadar kekeme olmaya lüzum yok. Çok yaşa, ben de aynı şeyi söyleyecektim. Çok kabiliyetli bir kızdır. Belli. Artık hiçbir şeye hayret etmiyorum. Tebrik ederim doktor. Mükemmel bir teşkilatınız var. Tıpkı bir gangster çetesi gibi. Bir ilim adamının ağzına bu tip sözler yakışmıyor. Başka türlü hareket edemiyorum. Hadi gidelim güzelim. Size de iyi çalışmalar profesör. Tekin. Merhaba güzelim. Seni burada görmek çok sürpriz oldu. Şaşırmana hacet yok, senin için geldim. Teşekkür etmek isterim. Yeah.
Doktor Şeytan'ın aklına diyecek yok. Bakırbaş muhakkak buraya gelecektir. O zaman da onu enseleriz. Hadi o halde nöbete gidelim. Senin bana karşı böyle alaka duyacağın aklıma gelmezdi. İşler bu kadar karışık olmasaydı çok iyi vakit geçirirdik. Profesörü bulmanın yolunu buldum. Çok mühim bir ipucu ele geçirdim. Bir saat içinde profesörü eve getireceğim. Aa, nasıl oldu bu iş? Bu da benim sırrım olsun. Allah'a ısmarladık güzelim. Çabuk çıkalım buradan. Bakırbaş'ın işareti. Demek ki burada. Bizi atlattı. Siz içeri bakın. Bizi görürlerse öldürürler. Merak etme sen. Babam içeride kaldı. Onu da kurtaracağım. Sen Biti'yi bul, polisleri alıp buraya gel. Hadi. Peki. Bakırbaş sen ha! Gidelim buradan, bir şeyiniz yok ya profesör. İyi ama kızım onların elinde. Onu kurtardım, arkadan gidelim. Davranmayın! Bir şeyin yok ya profesör. Bir şeyim yok ama buradan dışarı çıkamayız. Etraf nöbetçi dolu. Doktor Şeytan geliyor. Profesör Doğan'la beni bu evden derhal çıkartacaksın. Ooo! Güzel bir tesadüf. Ne istiyorsun benden? Sen istediğimi bilirsin. Habersiz misafiri severim. Senin hakkında başka bir planım var Bakırbaş. Olduğun yerde kal! Can varmış. Ne yapacağız şimdi? Kurşun işlemiyor. Benden başa çıkamazsın. Yakalayın şunu. Bırakın beni, bırakın beni köpekler! Buradan dışarıya çıkmaya imkan yoktur. Aklından çıkarma bunu. Benim aşağıdakiyle biraz işim var.
yaptı. Bırakın, bırakın diyorum. Merhaba delikanlı, asıl sürprizim şimdi başlayacak. Benle uğraşmanın ne demek olduğunu anlayacaksın. İki duvar arasında ezileceksin, hem de tahta kurusu gibi toz olacaksın. Hoşça kal bakırbaş. Polisler bastı. Polisler mi? Ben onlara gösteririm. Alın profesörü götürün. Kurtulamayacaksın doktor şeytan. Jilet! Evrakları al arkamızdan yetiş. Kapıyı iyice arayın. Peki komiserim. Sen arka tarafa çevirin. Hadi üstüne. Bütün etrafı sardık. Sen burada kal. Biz içeriye arayalım. Durun ya. Ben burada kalayım. Bu sefer de kuduz iğnesi yapmasınlar. Evrakı aldın mı? Hayır. Polisler basınca kaçmak mecburiyetinde kaldım doktor. Yürü öyleyse fabrikaya. Acayip acayip sesler geliyor be. Alo, kim o? Alo? Kim var orada? Kapının arkasındaki kolu çek. Kapının arkasındaki kolu çekeyim, kapının arkasındaki kolu, kapının arkasındaki kolu. Garış! Ah! Aman Allah'ım, Bakırbaş! Sen nereden çıktın? Seni Allah mı gönderdi? Hep hayallerimde yaşıyorsun. Polisler nerede? Polisler etrafta araştırma yapıyorlar. Ya profesör? Hangi profesör? Profesör... Bu ne? Bir kasa. Allah be! Arkamdan bile ölmesin ben. Bunu derhal açmamız lazım. Açalım abi. Kaç, kurç. Demir bir çubuk bulursak işimizi kolaylaştırır. Ama Bakırbaş abi! Beni burada yalnız bırakma ne olur. Korkma, yanındayım. Madem ki yanımdasın, ne diye korkayım yani? Gözlüğü şimdi takarım hemen. Sağ ol abi. Sen polislere haber ver, ben şu tünele inip robotu alayım. Olur abi. Bakırbaş robotu bize teslim etti. Zira bozulmuş. İyi, güzel, tepe tepe kullanın. Tekin abi, neredesin? İyi ki geldin. Neler oldu? Ne cingarlar, bak bak, bir sürü evrak buldum, şuraya bak. Profesör Faruk'tan bahsediyor. O bu konuda tek adamdır. Demek ki doktor şeytanın bundan haberi var. Ne zaman geliyor Faruk Bey? Ankara'dan bugün gelecekti. Bitik. Anladım. Demek ki profesörün muhafazasını benim üzerime almam lazım. Hadi bakalım işe koyul Bitik. Koyulalım. Thank you.
uçak kontrolümüz altına alındı. Burası F-27 kod. Uçak kontrolden çıktı. Hiçbir şey yapamıyorum. F-27 kod. Uçakta Profesör Faruk Bey var. Onunla temas kurun. O gerekeni yapacaktır. Doktor Şeytan'ın bir sabotajı bu. Anlaşıldı efendim. Şimdi Profesör Faruk'u buldururum. Profesör Faruk, Profesör Faruk, lütfen pilot kabinine. Profesör Faruk... Uçağı istediğim an patlatabilirim artık. Ne oldu? Uçak kontrolden çıktı efendim. Bir yerde kontrol lambası olsa gerek. Ah, buldum. Burası F-27 kod. Bulduğumuz kontrol lambası Faruk Bey'in elinde patladı. Elleri ve yüzü yandı. Demek elleri ve yüzü yandı ha? Bu benim çok işime yarayacak. Profesör Faruk, umum müdür sizi babamın laboratuvarında rahat çalışın diye davet etti. Hakikaten burası fevkalade bir yer. Şuna bir göz atayım. İstediğiniz her şeyi burada bulacaksınız. Merhabalar. Merhaba Tekin. Gel seni Profesör Faruk'la tanıştırayım. Profesör Faruk, Bay Tekin. Memnun oldum, ben de. Demek ki hayatımızı size borçluyuz. Size bir yardımda bulunabildiğim için çok mesudum. Robotu tetkik ettiniz mi? Çok ince hesaplarla yapılmış. Böyle bir robotu tekrar yapabilmek için Doktor Şeytan aylar lazım. Onu kullanılmayacak hale getireceğiz. İşte mükemmel bir fikir bu. Alo? Bitikten hiçbir haber yok. Yalnız arabasının içinde terk edilmiş bir kerese fabrikasına ait bir broşür bulduk. Teşekkür ederim şef. Ne haber? Galiba gene çıkmaza girdik. Buldukları broşür terk edilmiş bir fabrikaya aitmiş. Daha iyi ya, saklanmak için en müsait yer. Haklısın, ben derhal oraya gidip bir göz atayım. Müsaadenizle. Güle güle. Sevgilim, kendini koru lütfen. Benim için meraklanma. Sevgi hanım, telefonunuzu kullanabilir miyim? Rica ederim, buyurun. Teşekkür ederim. Alo. Ben Profesör Faruk. Faruk mu? Evet, Faruk. Profesör Faruk. Biz de şimdi geldik. Arkadaşım için bir oda ayırmanızı istiyorum. Yakında sizi ziyarete gelecek. Kendisine fazla sevgim vardır. İyi karşılanmasını istiyorum. Şuramı kaşır mısın? Yaşan! O gelen tabldotta ne var? Bok var! Afiyet olsun! Çık! Oha çayıra! Hey! Ne yapıyorsun? Ah ulan! Elim kolum bağlı olmasa karınca gibi ezerdim seni! Şuna bak! Sus be! Hala konuşuyor be! Sus! Oh!
Bakırbaş geldi, papazı buldular. Dışarıda çıngar başladı, bakırbaş inekleri haşladı. Ah bakırbaş, seni gördüğüme çok sevindim. Kim bu? Profesör Faruk. Ha, Profesör Faruk mu? Ben onu sevginin yanında olduğunu zannediyordum. O herif sahtekarım biridir, asıl Profesör Faruk benim. O halde sevginin yanındaki doktor şeytanın ta kendisi olmalı. Hadi gidelim. Hadi. İşte robot tekrar çalışır hale geldi. Tehlikeli bir iş bu. Ama tehlikeyi göze almadan bozuk bir robotu düzeltemezdim ki. Şimdi merkeze haber verip başka bir yer bulmalarını isteyeceğim. Telefon edeyim de gelip robotu alsınlar. Nasıl isterseniz. Robot buradan giderse ben daha çok memnun olurum. Alo! Bir kamyon gönderin, gelip robotu alın. Birazdan kamyon gelir, siz de robottan kurtulursunuz. Çok teşekkür ederim Faruk Bey. Alo? Ben Bitik. Profesör orada mı? Sana telefon ettiğimi aman anlamasın. O doktor şeytandı, onu meşgul et. Teşekkürler haberinize. Bir şey değil. Şimdi robotu almaya gelirler. Misafirperverliğinize teşekkürler. Hemen gidiyor musunuz? Gitmek zorundayım. Babamın yeni buluşlarını görmek istersiniz sandım. İşte çalıştığı zehirli gaz aleti. Atomik suyla işliyor. Enteresan ama benim gitmem lazım. Daha görmediğiniz çok şeyler var. Çok üzülüyorum babanız için kızım. Yakında kavuşacağınızı temenni ederim. Teşekkür ederim. Siz yardım edince belki kurtulur. Ne demek istiyorsunuz? Söyleyin doktor şeytan. Babama ne yaptınız? Babanız hayatta ama bu şekilde ona kavuşmanız zor olacak. Kımıldamayın. Olduğunuz yerde durun. Sizinle bir pazarlık yapalım. Ben babanızı bırakayım, siz de beni. Ben palavra yutmam. Oturun şöyle. Numara istemem ben. Birazdan polisler gelince bu işe son verecekler doktor şeytan. Orası belli olmaz. Sen doktor şeytanı alt edebileceğini mi sandın? Bir şey yok ya. Hayır ama doktor kaçtı. Demek kaçtı. Robotu da aldı gitti. Ev burası olmalı. Dışarıya robot için bir kamyon geldi. Nereden gelmiş? Savcı göndermiş. Bunlar doktorun adamıdır. Burada olanlardan haberleri yok. Sandığı doğruca doktora götürecekler. Tabii ben de sandığın içinde olacağım. Aa, sen deli misin abi? Ya doktor sandığı açarsa? Biliyorum. Ama benim çıkacağımı bilmez. Bu sandık sayesinde onların yerini bulacağım. Peki ben orayı nasıl bulacağım? Sen kamyonu takip et. Sen de sandığı çivilemeye başla. Olsun.
geliyorlar. Gidecek sandık bu mu efendim? Evet bu. Hadi postalayın şunu. Çok durdu burada, kokacak. Hadi bakayım. Bu işte oldu. Kamyonun peşini bırakma. İş sana kaldı. Merak etme abla. Bir tek bu işi halleder evvelallah. Hadi bana eyvallah. Hadi atlayın. Biri var. Şimdi icabına bakarım. Holmes bitti, kamyona yetişti. Ektik herifi. Ayıp ettin. Ulan galiba ikildik. Ne oldu bunlara? Toz mu oldular? Sen burada kal, ben doktora haber vereyim. Ekildik. Bizi arpa gibi yola ektiler, biz de burada bittik. Demek profesörün evine gittiniz. Evet efendim, sandığı getirdik. Sizi faka bastırdılar. Robotu ben getirdim. Bu sandık boş. Boş olamaz efendim, çok ağırdı. Getirin sandığı buraya. Şuraya. Temizleyelim mi doktor? Öyle ya, daha ne bekliyoruz? Durun bakalım. Aklıma bir şey geldi. Alo, evet sizi dinliyorum. Doktor Şeytan. Doktor Şeytan mı? Babanızın bulduğu bir gaz vardı. Hani 4000 derecede ısınıyordu. Bende o gazla işleyen bir ocak var. Şimdi o sandığı hiç açmadan ocağa atıyorum. Fakat nasıl olur? Şey... Atın sandığı ocağa! Ateş her şeyi yok eder. Tekin'in bulunduğu sandığı atomik ateşte yanan bir fırına atacaklarmış. Nereden biliyorsun? Doktor telefonda söyledi. Ağlama, beni de ağlatacaksın. Metin olmalıyız.
Ben yaşadıkça ona hiç kimse bir şey yapamaz. Kafamın tası attı mı yutarım, toz ederim, ufalarım, ufalarım. Kalk, kalk Bitik, ne olursun kalk. Alo? Ben Tekin sevgilim, merhabalar. Tekin, sen misin? Tekin telefonda! Tekin! Allah! Tekin! Seni doktorun öldürdüğünü zannediyorduk. Ben şu anda fabrikada bulunuyorum sevgilim. Polislere haber verin, hemen buraya gelsinler. Peki. Ya profesör ne olacak? Onunla işimiz kalmadı. İcabına bakın! Profesör şu ileri barakada. Doktor şeytan öldürmemizi emretti, işini bitireceğim. Fabrika burası! Hadi yürü! Şu taraftan abi! Polisler geliyor! Gelsinler bakalım! Teşekkürler Bakırbaş! Hızır gibi yetiştin! Hemen kaçalım buradan! Birazdan polisler Bitik ve Sevgi'yle beraber fabrikayı basacak. Fabrikaya mı çağırdın onları? Koşun içeri getirin onları! Beni yakalamaya geldiler ama... ben kolay kolay faka basmam! Onları kurtarmak lazım. Çaresi nedir bunun? Tek çare kontrol odasına hakim olmak. Sen kontrol odasına, ekran başına git! Babam bunu bilseydi acaba lambayı icat eder miydi? Cehenneme benden de selam götürün! Hadi! Kontak yaptı. Kontrolü kaybettim. Alet bozuldu. Robotun kontrolünü kaybettim. Eyvah! Çabuk geçelim. Evet. Korktu benden. Bakırbaş! Bir şey yok ya kızım. Yok, beni offside'a atma abi. Benim de ipleri çöz. Şeytan doktor ne tarafta? Şu tarafta. Ben müdüriyete haber vereyim. Peki. Yavrum. Çok korktum baba. Her şey geçti artık. Gel Bakırbaş'ı takip edelim. Bakırbaş! Thank you.
Artık sonun geldi Bakırbaş! Ayırın şunları! Hadi çabuk etraftakilerini de alın toplayın, götürün hepsini! Doktor, şeytan ve diğerleri cezalarını buldular. Her şeyi sana borçluyuz. Robot artık hiç kimseyi rahatsız edemeyecek. Demek Bakırbaş sendin Tekin! Ay, ayıp ettin, ben zaten başından beri biliyorum Tekin abimin Bakırbaş olduğunu! Holmes bitikten kaçar mı? Tabii kaçmaz, zaten biz de senin bildiğini biliyorduk! Madem biliyordun, niye söylemedin Holmes bozuntusu? Sevgilim, beni gene eskisi gibi sevecek misin? Tabii seveceğim! Abi, bak ne numaralarım var, gel de gör! Geliyorum! Sen numara yaparsın da ben yapamam mı? Taklaları ben de atarım! Ay dur, ne oluyor ya? Dünya tersine döndü! Eyvallah, hoşça kalın!